başladı. Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adaletin temel ilkeleri oluyor. Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs, olay ve kurum mutlaka buluyor. Masumiyet karinesinin ihlal edilmesinden hoyratça yapılan aşırı genellemelere, hakim ve savcılarımızın hedef gösterilmesinden itibar suikastlerine varıncaya kadar hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Adalet ve vicdan ölçüsünün başka hiçbir duygunun esiri olmaması için hızlı bir süreç yönetiminin faydasına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Toplumun ilgisine mazhar olan her olayda haber ve bilgi alma hakkına elbette saygı duyuyoruz. Ancak toplumun merakını gideren yayınlar yaparken yürüyen soruşturmanın selametini de korumak, gözetmek herkesin mesuliyetidir. Ceza soruşturmalarında gizlilik kuralının gayesi hakikati örtmek değil, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyecek müdahalelerin önüne geçmektir. Milletimizin gündemini meşgul eden ve 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan son hadiselere bu zaviyeden bakılmasında yarar görüyoruz. İnsanlık olarak, toplum olarak nereye gidiyoruz? Bu soruyu çok sık sorduğumuz bu günlerde daha soğukkanlı olmalı, adaletin tecellisine destek vermeliyiz. Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle toplumun temeli olan aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız. Bu konuda herkesin, başta medyamız olmak üzere tüm sorumluluk sahiplerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bölücü terör örgütünün katlettiği binlerce bebek, çocuk, genç için bugüne kadar seslerini çıkarmayanların riyakarlıklarını ibretle takip ettiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. Daha düne kadar bölücü canilerin terör eylemlerini aklama yarışına girenler, bugün vahşi bir cinayet üzerinden millete vicdan dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye kalkıyor. Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz derin irfanıyla kimin nerede durduğunu görmekte, kimin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bilmektedir. Bu düşüncelerle sizlere veda ederken eğitim süreciniz boyunca her birinize başarılar diliyorum. Siz genç hakim ve savcı yardımcılarımızın eğitim sürenizi en verimli şekilde değerlendirmenizi bekliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ne bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz yüksek müsaadelerinizle gün anısına hediye takdimimiz için. Şimdi gün anısına
Adalet Akademisi tarafından düzenlenen resim kursunda yapmış olduğu eseri takdim etmek üzere 28. dönem adli yargı hakim adayımız Sayın Emine Tagıl Hanımefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve yine refakat etmek üzere Sayın Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız ve Sayın Adalet Bakanımızla alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim böylelikle bu güzel eser şu anda Sayın Emine Tagıl Hanımefendi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi yapmış olduğu eser arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İlk çalışmalarım diyor hep kara kalemdi. İlk yağlı boya bu oldu diyor. Fakat kaç ay sürdü? Birkaç ay sürdü diyor. Ama yerini de buldu diyor. Çok teşekkür ederim. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle 1. dönem hakim ve savcı yardımcıları eğitim açılış törenimiz sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz efendim.